Birlikte çeviri soru çözümleri yapacağız hocalarım. Bir YouTube'u denedim ama YouTube'u kaldırmadı nedense bilgisayarım. Hemen Zoom'dan açtık. Ama ders şu anda kayıt altına alınıyor. Dersi bitirdikten sonra sınav kampı YouTube sayfasına dersin videosu tekrardan yüklenmiş olacak. Hiç merak etmeyin efendim. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün birlikte 12 soru olarak karşımıza çıkan toplam 6'şar 6'şar İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce olmak üzere aslında önemli sorular olan yavaş yavaş da zorlaşmaya başlayan çeviri sorularını çözerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunların üzerine yoğunlaşacağız efendim. Şimdi hazırsak öncelikli olarak sosyalden 3 soru, sonra sağlıktan 3 soru, fenden 3 soru olmak üzere toplam 9 soru çözeceğim. İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce karışık bir şekilde gideceğiz. Öncelikli olarak çeviri sorularını çözerken bodozlama bir şekilde asla bir çeviri yapmıyorum hocalarım. Öncelikli olarak neyi bulmam gerektiğini biliyorum. Neyi bulmam gerekiyor? Önce özneyi bulmam gerekiyor. Bu özne bir relative clause öznesi mi, kısaltma reduction almış mı ya da bir noun clause öznesi mi? Ona göre hareket etmemiz lazım. Sonrasında yüklem çekimine dikkat ediyorum. Yüklem çekiminde de neye dikkat etmemiz lazım? Bu bir isim cümlesi mi? Yani bir adjective ya da bir fiili çekimleri mi söz konusu? Sıfat cümlesi mi, isim cümlesi mi, dırdır çevirisi mi yapıyorum? Yoksa burada bir fiil çekimi mi mevcut? Fiil çekimi yani fiil cümlelerinde de aktif pasif çekimlere dikkat etmemiz lazım. Çekimim aktif mi, çekimim pasif mi, yoksa çekimim acaba modal içeriyor mu diye bunlara kesinlikle bakmamız gerekiyor. Onun dışında üçüncü olarak bakmamız gereken nokta tabii ki de bağlaç karşımıza çıkıyor hocalarım. Özellikle son yapılan EYÜK dildeki sınavda önce bir bağlaca bakıp bağlacın bulunduğu cümledeki özne yüklem ilişkisini tuttuktan sonra daha rahat çözülen sorular mevcuttu. O yüzden eğer ki hani özneyi bulamıyorum hocam, öznede kafam karışıyor, özne hani red clause öznesi mi, noun clause öznesi mi, normal bir özne mi, bu noktada sıkıntı yaşıyorum diyenler bağlaç temelli de gidebilirler. Ama bağlaç temelli giderken şuraya dikkat etmemiz lazım. Bağlacın bulunduğu eylemle birleştirilmesi gerekiyor. Yani mesela insanlar people use dedim mesela. İnsanlar kullanırlar. Buraya when bağlacını koyuyorsak bulunduğu cümledeki fiille birleştirirken insanlar kullandığında buraya bir although bağlacı koyduğumda rağmen anlamında kullandığım bir although bağlacı kullandığımda kullansa da kullanmasına rağmen bulunduğu cümledeki eylemle birleşimine dikkat etmemiz lazım. Ya da if versen buraya insanlar kullansa şeklinde diye karşıma çıkan yapı olması lazım. Yani bağlacın bulunduğu fiille birleşimine dikkat etmemiz elzemdir hocalarım. Geri kalan noktada nelere dikkat ederiz? Dördüncü olarak dikkat etmemiz gereken artık cümlenin içerisindeki gerund infinitive kullanımlarıdır. Yani ing ve fiilin tuğlu çekimlerindeki çevirilerine dikkat ederiz artık. Orada dikkat etmem gereken nokta nedir hocam diye soranlara. Mesela bir fiil var. Türkçe çevirisinde kullanarak demiş. Bir yerde de kullanmak için demiş. İşte burada kullanarak ya da kullanılarak pasif çekimde olabilir. Ya da mekmak için çevirisi var mı? The, the, mesi, ması, ana, eni çevirilerin dışında. Acaba burada bir mekmak için çevirisi var mı? Ayrım bu noktada önemlidir. Zorlayıcı olan iki şıkka düşen sorularda. Şimdi her şeyden önce neye dikkat ediyorum? Bir özneyi buluyorum. Özneyi bulmam için cümlede ana yüklemi yani cümlenin asıl yüklemini bulmamız lazım. Çünkü neden? İngilizce'de S ve O diziliminde fiilin yüklemin öncesinde bir özne söz konusudur. Ve yüklemimiz that'lerin, which'lerin içerisindeki fiil çekimleri bizim ana yüklemimiz değildir hocalarım. Orası da önemli. Şimdi bakıyorum. Diyor ki bir komedi türü, eleştirel komedi. Highlights, vurgular diyerek şurada bir simple present fiil çekim gördüm. Diyorum ki bu bir ne? Bu bir yüklem. O zaman yüklemin önündeki ne olacak? Benim öznem olacak. Özneyi yüklemi buldun. Diyorsun ki özne yüklem vurgular altını çizer. Özne yüklem bağlamında baktığında şimdi eleştirel komediye dikkat edin. Hale getiren eleştirel komedi öznen mi? Değil. Bu an-en çevirileri Türkçe'de aslında bir relative clause birleştirmesidir. O yüzden ben direkt eleştirel komedi yapılarına gitmem lazım. Adana özneden patladı zaten. Bursa Ceyhan Denizi muhtemel cevabım oluyor. Eleştirel komedi de demiş. Burada bir in çevirisi var mı? Eğer ki de da çevirisini atmam için burada in yapısını görmem gerekiyordu. Öyle bir yapı da yok. O yüzden Edirne'ye de öncelik vermiyorum. Ki zaten size bir trik daha vereyim hocalarım. Eğer ki İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce çeviri sorunu çözüyorsanız birbirine benzeyen şıklara öncelik verin. Şıklarda hangi şık? İki şık, üç şık bazen birbirine benzer. Birbirine benzeyen şıklarda muhtemel cevap zaten gizlidir. O bağlamda hareket edeceğiz. Vurgular diyoruz. Dikkat edin.
Bulunduğu noktadan baksan ahlak kurallarını ihlal edenleri, ahlak kurallarını ihlal edenleri, ahlak kuralları ihlal edenlerin şeklinde ayrılıyor. Şimdi birbirine benzeyen aslında önceliğim ne olacak? Bursa ve Ceyhan olacak. Hiç böyle yüklem görmedim. Sanki hep verb buluyorum. Yüklem fiil burada. Fiili buluyoruz. Fiilin çekimli, tense çekimlerine dikkat ediyoruz. İşte simple present olabilir, emsal verb ayıncı olabilir, have as verbçi olabilir, verb 2 olabilir. Onun dışında modal çekimi olabilir. Vurgular, neyi vurgular? Sosyal düzenden olan sapmayı by radical, aptalca gülünç kılarak. Şurada da bir erekarak çevirim söz konusu. Oraya dikkat ediyorum. Gülünç kılarak ahlaki olan prensipleri, kuralları. Şimdi bu bağlamda hareket edecek olursak benim cümlemde aslında bakmam gereken bir bağlaç olmadığı için gerund infinitif kullanımına özellikle odaklanıyorum. Gülünç hale getirerek güzel, gülünç hale getirmekle birlikte ile beraber gibi herhangi bir along with, together with gibi bir bağlacım var mı? Yok. Gülünç hale geldiği olur mu? Toplumsal düzenden sapmalara dikkat çeker. Olmaz. Bunların gülünç hale geldiği değil, bunları gülünç hale getirerek diyerek nereye gitmen lazım? Bursa'ya gitmen lazım. Denizli'ye zaten gene öncelik vermezdim hocalarım. Dediğim gibi birbirine benzeyen iki şıkka her zaman öncelik verirsek daha sağlam ilerlemiş oluruz. Sesimde sıkıntı var mı? Seste ya da görüntüde bir sorun yok değil mi? Pınar hocam, sesi alabilmeniz için sol alttan ses tıkla diyorum. Zoom'da olduğumuz için sol altta sesi açmanız gerekiyor. Sesimin gelmesi için. Tamam. Geldim diğer soruma. Şimdi özneye dikkat. Hocam özne nerede? A study done recently has shown that diye gidiyor. Şimdi gösterdi yapısı dikkat edin. Burada bir yüklem çekimi söz konusu. Present perfect fiil çekimi yapmış. Bu benim yüklemim. O zaman yüklemin öncesindeki yapı ne olacak? Özne olmayacak mı? Evet. Ama özne nasıl bir özne? Relative clause deduction öznesi. Sadece bir çalışma değil. Burada ne var? Bir çalışma. That deyip açmış. Which deyip açmış. Which has been done demiş. Aslında gizli düşmüş. Recently. Son zamanlarda yapısı have as verb için have as been verb ayıncının anahtar kelimesi oluyordu. O yüzden burada aslında gizli düşmüş bu do fiiline çekimlenmiş bir have as verb 3 çekimi var. Bir de pasif halde dikkat edin. Ben bunu bu şekilde de yazabilirim. Yani which ya da that yazıp has been done recently de diyebilirim. Ya da burayı kısaltma yapıp direkt verb 3 şeklinde birleştirdiğimde de yapılan bir çalışma diye çevirmem gerekiyor. Asıl öznem buraysa sadece bir çalışmayı ne yapamayız? Özne olarak alamayız. Son zamanlarda yapılan bir çalışma özne, gösterdiği yüklem, that'ten sonraki kısım ne oluyor hocam? That'in içi komple bir non-clause cümleciğim oluyor. Yani cümlenin nesnesi oluyor. Şimdi bu bağlamda bakacak olursak, özne yüklem ilişkisinden yürüyecek olursak, yakın zamanda yapılan bir çalışma özne güzel mi adına da güzel. Yakın zamanda yürütülen bir çalışmanın gösterdiği gibi. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz hocam. Gösterdiği gibi şeklinde bir yapı görüyorsam burada bir as yapısını kullanırım ki as yapısı bir şeyde görüldüğü gibi, bir şeyde olduğu üzere şeklinde bir gibi benzetmesiyle örnekleme geçer. Bunu gördüğünüzde hani gibi'yi like'da da kullanabilirsin, such as'de de kullanabilirsin ama gösterdiği gibi şeklinde hani as yapısının daha doğru gibi anlamı kullanacaktır. Öyle bir yapım yok gönderdim. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada diyor. Bunu sınav anında gözden kaçırmayın hocalarım. Çalışmada diyorsan in a study done recently demen lazım. Bir çalışmada burada bir in çevirin var mı? Yok. Öncelik verir misin, vermezsin? Yakın zamanda yapılan bir çalışma güzel öznem. Yakın zamanda yürütülen bir araştırma gösteriyor ki. Yapılan bir araştırma gösterdi şunu gösteriyor ki geçişi de yapabilirim. Ama benim önceliğim ne olacak? Benim önceliğim her zaman birbirine benzeyen şıklara öncelik vermek olsun. İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce çeviri sorularında. Şimdi gösterdi şunu. Artık içeriye bakıyoruz. When we feel lonely, biz yalnız hissettiğimizde içeride bir detin içerisinde bir bağlaç cümlesi var. Bizim eğilimimiz taklit etme, mimikleme, diğer insanların gülüşünü eğilimimiz azalır. Bu bağlamda gidecek olursam içeride bir bağlaç var. Özne ne? Biz.
Biz yalnız hissettiğimizde bizim eğilimimiz. Diğer cümlenin öznesi de bizim eğilimimiz. Ama bu neyin içerisinde? Noun clause'un içerisinde cümleciğin öznesi, yüklemi ya da bağlıcı. O ayrı tutmam lazım. Şimdi kendimizi yalnız hissettiğimiz zaman hissettiğimizde burada zaten patlamıştı gönder. Bu şekilde gidebilirim ama dığında dinde desen daha doğru olur. Kendimizi yalnız hissettiğimizde diğer insanların gülümsemesini taklit etme eğilimimizin azaldığını gösterir. Asıl yüklem göstermek azaldığını neyi gösteriyor? Azaldığını. Detle bağlıyorsam dı di mesiması diye birleştirme yaparım. Olur Adana güzel. Kendimizi yalnız hissetmenin başka insanların gülümsemesini taklit etme eğilimimizi azalttığı göstermiştir. Hayır. Kendimizi yalnız hissetme nerede? Nerede dığında? Nerede? Burada özneyi, detin içindeki özneyi kendimizi yalnız hissetme olarak vermiş. Olur mu? Olmaz hocam. Ne olur ne olmaz diye Edirne'ye de bir bakıyorum. Kendimizi yalnız hissetmemiz değil, hissettiğimizde bu birleştirmeyi görmeniz lazım. Bağlaçla birleşiyor. Dığımızda, diğimizde o zaman bu da gitti. Doğru cevabım ne olur? Direkt Adana olur. Demek ki gene birbirine benzeyen şık doğru cevap olarak gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Şimdi bütün adayların en büyük zorluk çektiği konu İngilizceden Türkçe'ye değil de Türkçeden İngilizce'ye çevir sorularını çözmektir. Neden? Çünkü hocalar maalesef ki Türkçeyi bilmiyoruz. Türkçede özne yükleme ayrımı yapmakta biraz sıkıntı yaşadığımız için hani dil eğitimi alıyoruz uzun bir 3 ay boyunca, 2,5-4 ay boyunca ya da orada İngilizce'de özne yüklemi bulmak sıkıntı olmuyor ama Türkçe'de özne yüklemi bulmak biraz sorun yarattığı için Türkçe İngilizce çeviri sorularında adaylar daha büyük sorun yaşarlar. Şimdi bu cümleye baktığımızda cümlemizde bunların hepsi çıkmış sorular. Göstermiştir için head verbçi olması gerekmez miydi? Aman diyeyim hocalarım. Asla fiil çekiminde gösterdi, gösteriyor. İşte göstermişti, gösterdi gibi çevirilere bakmıyoruz. Onlar yanıltıcıdır. Asıl olan burada hani gösterildi mi, gösterebilir mi, gösterdi mi? Bu çeviriye bakmaktır. Buraya mesela göstermiştir yerine gösterdi de diyebilir. Gösteriyor da diyebilir. Fark eder mi bunlar? Fark etmez. Yani yüklem çekiminde tens çekimi çok önemli değil. Bizim orada asıl odaklanmamız gereken hani aktif mi, pasif mi, modal var mı diye bakmak olsun. Şimdi geldim buraya. Noun clause olduğunu bir yapının nasıl anlarız? Önünde bir verb var. That yapısı burada herhangi bir isimle ilgili bilgi vermediği için ya da önündeki isim belief, inanış, thought, düşünce ya da possibility ihtimalleri açmadığı için bu bir noun clause yapısıdır. Önünde fiil olduğu için bir noun clause yapısıdır deyip red clause değil diyerek devam edebiliriz. Geldim buraya. Eğer bu noktada sıkıntı yaşayanlar varsa Sınav Kampı YouTube sayfasında Red Clause, Non Clause YÖKDİL çıkmış tüm soruların çözüm videoları mevcut hocaları muhakkak sınavdan önce izleyelim. Geldim buraya. Şimdi özneye bakalım. Dünya nüfusunun %5'inden daha azını barındıran Amerika Birleşik Devletleri. Buraya kadar özne. Özne nasıl bir özne? Özne bir relative clause öznesi. Nereden anladın hocam? Çünkü an çevirisi var. Barındıran Amerika Birleşik Devletleri. Biz Türkçe'de başında eğer yapan eden, gülen kadın, işte kaçan insan bunları görüyorsak bu aslında bizde bir nedir? Bir sıfat tanımlısıdır, değil mi? Aynı mantık İngilizce'de de relative clause cümleciyle yapılabiliyor. O zaman ben burada özneyi buraya kadar almam lazım. Sadece tek başına Amerika Birleşik Devletleri olur mu? Olmaz özne. Özne barındıran Amerika Birleşik Devletleri günümüzde herhangi bir ülkeden daha fazla ve daha çeşitli göçmen girişini kabul eden çok dilli bir ülkedir. Dilli bir ülkedir. İsim cümlesi yapıyorsun. Çok dilli bir ülkedir cümlem. Cümlemin yüklemi dırdır çekiminde bitmiş. Dırdır çekiminde bittiyse bu bir nedir? İsim cümlesi olarak bakacağım ya da bir adjektif sıfat cümlesi olarak bakmam gerekiyor. Herhangi bir cümlede bağlaç görebiliyor muyuz? Yani rağmen anlamında, sede sada anlamında, öncesinde, sonrasında, için çünkü, den dolayı bir bağlaç yapısı görebiliyor muyum? Görmüyorum. Şimdi ben özneden yürüyecek olursam Amerika Birleşik Devletleri deyip which deyip açmış, contain, barındıran. Tamam güzel. %5, %5'inden daha azını dünya nüfusunun günümüzde. Yalnız dikkat edelim. Günümüzde
herhangi bir ülkeden daha fazla ve daha çeşitli göçmen gelişini kabul eden bir ülkedir diyerek hani günümüzdeyi ayrı bir yere atmış gibi sanki. Şuradaki Today biraz can sıkıcı oluyor gibi. Ama gene de bir dursun. Dünya nüfusunun %5'inden daha azını barındıran Amerika Adana bir kalsın diyorum. Ama şuradaki Today'in yeri yanlış yerde. Günümüzdeyi başa alıp dünya nüfusunun %5'inden daha azını barındırsa deseydi daha doğru bir özne olurdu. Şimdi ev sahipliği yapan bu da bir relative clause reduction. Bu şekilde eğer cümlenin başında ing'li, having, verb üçlü yapılar görüyorsanız ya da direkt verb üçlü yapılar görüyorsanız virgülden sonraki yapıyla birleştirmem gerekiyor. Şimdi virgülden sonraki yapıyla birleştireceksem dünya nüfusunun %5'inden daha azına ev sahipliği yapan Amerika. Bursa'da güzel özne. Bursa'da güzel bir özne. Dursun diyorum. Housingless'ten buraya kadar gelmiş. Hani günümüzde Amerika'yı buraya günümüzde niye attın gene? Şu günümüzdenin yeri biraz can sıkıcı gibi ama dursun. Kuvvetli olan nerede? Bursa'da gibi. Şimdi being yanlış yerde. Şimdi çok dilli, çok dilli bir ülke olan Amerika özne mi? Değil. Burada be olmak fiilini birleştirmen lazım özneyle. Çok dilli bir ülke olan Amerika değil. Benim çok dilli bir ülke olmam yüklem çekiminde yanlış bir özne. Denizli'yi gönderdim. Ezlik herhangi bir için çünkülük bir şey var mı? Ki zaten o sahip olduğu için gibi bir yapı var mı? Yok. Bunu da gönderiyorum. Şimdi bu bağlamda bakacak olursam ben önceliğimi Bursa'ya veriyorum. Today'in yerleri Adana ve Ceyhan'da yanlış olduğu için. Şimdi Bursa'ya bakalım. Bu çok dilli bir ülkedir. Ama nasıl çok dilli bir ülke? Dikkat edin şuradaki anenler de bir nedir? Bir relative clause'dur. That deyip açıyorsun. Nasıl çok dilli bir ülke? Kabul eden fiilini birleştireceksin. Kabul eden. Doğru cevap direkt zaten ne yapıyor? Bursa'ya gidiyor gibi. Daha büyük ve daha çeşitli, daha fazla ve daha çeşitli göçmen girişini herhangi bir diğer ülkeden günümüzde kabul eden çok dilli bir ülkedir diyerek doğru cevabın direkt nereye gider? Bursa'ya gider hocam. Tamam. Hocam burada da benzer şıklar öncelik vermek doğrudur. Aynen. Mesela burada Bursa ve Ceyhan birbirine benzeyen şık ya cevap bunlardan biri. Bu bağlamda bakacak olursak burada mesela bir ülkedir demiş Amerika bir ülkedir kabul eder diyerek ana yükleme atmış. Şimdi Amerika bir ülke olan Amerika çok dilli bir ülke olan Amerika kabul eder diyerek ana yüklemi kabul eder atmış. Kabul eden çok dilli bir ülkedir diyerek be fiili çekime atman gerekiyor. İkisi arasında önceliğini gene neye verirdin? Bursa'ya verirdin. Aşkın today sonda olsaydı doğru olur muydu? Şimdi çok dilli bir ülkedir gene olmaz çünkü var. Herhangi bir çünkü neden sonuç bağlacım var mı? Yok. Çünkü ev sahipliği yapar değil, ev sahipliği yapan, barındıran, bu ana yüklem şeklinde gelmeyecek. Which'lerin, that'lerin içinde ya da ing'li çekimlerle gelmesi lazım. O yüzden gene Adana'da olmaz. Geldim diğer sağlık alanıma. Şöyle bir bakıyorum. Öncelikli olarak özneye bakalım. Özne ne? Özne bilim insandır. Bilim insanları beynin nasıl yaşlandığından tam olarak emin değiller. Emin değiller yüklem. Ancak benim cümlemdeki bağlaç geçişim. Buraya kadar yeter mi bana? Buraya kadar yeter. Şimdi bağlacın olduğu sede sada değil. Yani önceliğini emin olmasa da sede sadaya vermezsin. Emin olmamasına rağmene vermezsin. Bağlaç ancak olduğu için cümle ortasında but'lı, yet'li, still'li, none'lısı, never'lısı yapılara bir öncelik vermem gerekiyor. Mesela bilim insanları güzel Bursa kalsın, Batım var kalsın. Bilim insanları ama nasıl bir özne? Dikkat edin. Emin olmayan bilim insanları. Ben bilim insanlarının önünde herhangi bir an-en çevresi görüyor muyum ki? Emin olmayan şeklinde who deyip açayım ya da being ya da not sure diyeyim. Bu şekilde bir iki virgül arası fazlalık bilgi vereyim. Bir relative clause açayım. Olmaz. Ceyhan'la gitti. Şimdi buraya baktığında burada da özne ne şekilde? Özne şuraya kadar. Bilim insanları. Gene bir reduction öznesi var. Kesin olarak emin olmayan bilim insanları. Olmaz ki zaten içeride herhangi bir batlık bağlacın da yok. Bu da gitti. Bilim insanları emin değildir ama gene birbirine benzeyen iki şıkkım var. Nerede onlar? Birisi Bursa'da, diğeri Edirne'de. Şimdi emin baktığımda ilk cümlede bilim insanları deniyorlar anlamayı çözmeyi mi? Yoksa bilim insanları emin değil, beyin nasıl yaşlanıyor? Beyin tam olarak nasıl yaşlanıyor mu?
Şık diziliminde hangisi bir önceki soru kalıbımla daha aynı senkronda? Tabii ki de Edirne. Kontrol edelim. Ancak beyni nasıl onarabileceklerini ya da en azından tahribatı nasıl yavaşlatabileceklerini bulmaya çalışıyorlar. Onlar gene Özlem. Şurada gene bey diyebilirsin ya da bilim insanları diyebilirsin. Ama onlar bulmaya çalışıyor. Anlamayı dikkat edelim. Anlamayı nasıl yenileyecekler, yenileyebileceklerini, gelmiş beyni ya da en azından nasıl yavaşlatabileceklerini. Güzel. Doğru cevap direkt Edirne. İlk taraftan da bulurdun. Çünkü ilk tarafta cümlem burada değil. Hani bilim insanları anlamaya çalışıyor değil. Bilim insanları nasıl yaşlandığını emin değil ama anlamaya çalışıyorlar diye dizilimi bu şekilde vermen gerekiyordu. Bu kadar. Geldiğim diğerine. Şimdi özne ne? Genellikle Türkçe'de virgüle kadar özne olur mu? Olur. Duyma işlevine geçici ya da kalıcı olarak zarar verebilen gürültüye aşırı maruz kalma. Buraya kadar özne. Ama dikkat edin, verebilen aşırı maruz kalma. Öznenin içerisinde kendi içinde bir red flag noktası var. Şimdi maruz kalma, aşırı maruz kalma. Şurada aşırı olacaktı. Aşırı maruz kalma, nokta nokta aşırı maruz kalma. Duyma kaybının en önlenebilir sebebidir. Birinci cümlem şuraya kadar ve ama bağlacıyla da ayırıyorum. Hatta bağlacı ayrı bir yapıyla atayım. Şurada da yüklemim var. Önlenebilir sebebidir, isim cümlesi. Ama fakattan yürüyelim. Ama aynı zamanda bu hastalığın yaklaşık %60'ından da sorumlusudur. Hastalığın sorumlusudur diyerek de gene ikinci cümlede ne yapıyorsun? Dırdır çevirisi, yani isim cümlesi yapıyorsun. Şimdi bu bağlamda bakacak olursak. Öncelikli olarak aşırı maruz kalmayı nasıl açacağız? Önce özneyi bulalım. Aşırı maruz kalma, gürültüye aşırı maruz kalma ama nasıl aşırı gürültü? Zarar verebilen. Zarar verebilen gürültüye aşırı maruz kalma. Şimdi aşırı maruz kalma sese nasıl geçici olarak ya da kalıcı olarak zarar verebilen duymaya. Çok güzel geldin. Duyma işlevine geçici ya da kalıcı olarak zarar verebilen aşırı maruz kalma kalsın. Şimdi aşırı maruz kalma account for oluşturan aşırı maruz kalma olmaz. %60'ını oluşturan diye atamam. Sorumludur, o ana yüklem olacak. Bunu da gönderdim. Şimdi olduğu rağmen zıtlık bağlacın yok ki zaten. Ama fakattan yürüyeceğiz. Bir öncelik verme buraya. Şimdi maruz kalma aşırı sese özne atmış, geçici olarak hasar verebilir. Özne bu değil. Nokta 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 olan aşırı maruz kalma diyecektik. Bunu da gönderdim. Şimdi hemen hemen %60 duyma kaybı özne sebep oldurulur yüklem. Olur mu? Olmaz. Sadece özneden yürüsen zaten doğru cevap ne olacak hocam? Adana olacak. Bu is'dir isim cümlesi atıyorum. Güzel. En önlenebilir sebebidir isim cümlesi yapıyorsun. Ama o hem de, ama aynı zamanda also ile karşılık gelir. Ama o hem de sorumludur. Account for bir şeyden sorumlu olmak, responsible for sorumlu olmak diye geçiyor. İsim cümlesi gibi de atabilirdim. Is responsible for da diyebilirdim. Ya da işte account for da buna karşılık geliyor. Hastalığın %60'ından sorumludur. Sede sada çevirisi olur mu? Ben hocam also da de da çevirisi atarız. Bu da ya de da ya da hem de ya da aynı zamanda. Account for'un 3 anlamı vardır. 1- oluşturmak, 2- sorumlu olmak, 3- açıklamak, izah etmek. Geldim diğerine. Şimdi bağlaçlı birleştirme yapıyoruz. Seste sıkıntı var mı hocalarım? Seste herhangi bir sorun var mı şu an? Yokmuş Ceren hocam. Tamam. Şimdi since'i yakalayalım. Since burada ne anlamda? Den beri mi, için çünkü mü? Since'in içerisindeki fiil çekimi eğer presence'a, since her zaman için çünkü diye atacağız zaten. Neden sonuç bağlacı. Onun dışında bir past ifade olsaydı, diğer tarafta have as verb 3 tersi olsaydı, o zaman den beri diye çevirecektim. Since'in bu bağlamına dikkat edin. Since'in arkasında past var. Diğer taraf süreçse, süreç tens çekimleniyorsa bu den beri diye çevirir. Ama since'in arkasında bir present çekim görürsek bu her zaman nedir? İçin çünkü, neden sonuçtur. Onun dışında since'in arkasında past bir ifade gördün. Diğer tarafta da past bir ifade gördün. Süreç olmayan net bir pastlık verdi. Had verb şeklinde, had been verb aynı şeklinde değil. Net past verdi. O zaman buradaki since de için çünkü neden sonuçtur.
Cinsinden beri anlamında kullanımı diğer tarafın süreç olmasıyla karşımıza çıkıyor. O ayrıma dikkat edin. Şimdi buraya baktığımda ardırdır present yapıda. O zaman buradaki since ne? Since burada için çünkü neden sonuç bağlayacağım. Bağlaçlı bir cümlem söz konusu. Since için çünkü. Neden sonuç bağlayacağım. Şimdi cümle başında için diye birleştiririm. Cümle ortası çünkü diye birleştiririm. Peki since'in bulunduğu bağlaç cümlesinin öznesi yüklemi ne? Diyor ki a large number of people. Yüksek kolesterole sahip çok sayıda insan. Özne. Yüksek kolesterolü olan çok sayıda insan. Bu şekilde de atabilirim. Çünkü buradaki bitin lığı bir sahiplik anlamı who have şeklinde. Sanki bir relative clause cümlesiymiş gibi düşünelim burayı da. Yüksek kolesterole sahip çok sayıda insan. Aşırı kiloludur. Aşırı kilolu olduğu için sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz muhtemelen en faydalı doğal yoldur diye devam ediyor. Şurada bir virgül atacaktık aslında şuraya. Benim buradaki fiilimin çekimi ne olacak? Hocalarım bir fiili çekimi bağlaçlı cümlede olmak şeklinde çevirir. Dırdır için olmaz. Olduğu için şeklinde atmam lazım. Buraya kadar birinci cümle. Aşırı kilolu olduğu için. Bakalım. Fazla kilolu birçok kişi, fazla kilolu birçok kişi değil, yüksek kolesterolü birçok kişi olacaktı. Bu patladı. Yüksek kolesterol olan birçok kişi güzel. Fazla kilolu olduğundan, olduğu için dandan da şeklinde olur. Buraya mesela from bile olabilir. From'u da bazen çeviri sorularında den dolayı, dandan şeklinde atabilirim. Yüksek kilolu olduğundan, olduğu için durabilir. Şimdi sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz kolesterol seviyeni kontrol etmek için muhtemelen en faydalı yöntemdir. Ters çevirdi cümleyi. Ceyhan da cümleyi tamamen ters çevirdi. Neden? Çünkü ortaya aldı. Olabilir ama çok öncelik vereceğim bir şık değil. Çünkü yüksek kolesterol olan birçok insan fazla kiloludur. Aslında cümle yerinde doğru ama bağlacın yeri ters oldu. Bu bir dursun diyoruz. Hemen öncelik atlamıyoruz. Bu bir dursun. Şimdi yüksek kolesterolü olan birçok kişi fazla kilolu olduğundan birbirine benzeyen iki şık benim her zaman önceliğim olmuyor mu? Evet. Fazla kilolu olan birçok kişinin yüksek kolesterolü de olduğu için D'dalık bir şey var mı hocam? Birincisi fazla kilolu olan birçok kişi yüksek fazla kilolu değil yüksek kolesterolü olan birçok kişi fazla kilolu demen lazım. Patladı gitti. Bir de D'da yok orada. Şimdi benim önceliğim Bursa ve Denizli. İkinci cümledeki özne yükleme dikkat ediyorum. Bir sağlıklı diyet ve düzenli egzersiz muhtemelen en faydalı doğal yoldur. Dırdır isim cümlesi atıyorum. En faydalı doğal yoldur. Dırdır. Şimdi özne fayda, bir sağlıklı diyet ve düzenli egzersiz en faydalı yoldur diyeceğiz. Şimdi diyor ki Bursa kolesterol seviyenin kontrol altına almakta kullanılan muhtemelen en etkili yöntemler sağlıklı beslenme ve egzersizdir. Kullanılan değil kontrol etmek için herhangi bir en çevirisi atabileceğim herhangi bir relative clause yok burada. O yüzden Bursa'ya önceliğimi veremem. Devamına bakayım. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz kontrol seviyelerin, kolesterol seviyelerini kontrol etmek için kontrol muhtemelen en faydalı doğal yöntemlerdir. Doğru cevap direkt ne oldu? Denizli oldu. Account for'un anlamlarını tekrar yazayım hocam. Account for dediğimiz yapı birinci anlamımız oluşturmak anlamında karşımıza çıkar. Consist of, compose of, account for, make up oluşturmak eş anlamları. Onları da bir yazayım. Bunlar karşımıza çıkacak çünkü. Make up, consist of, compose of, oluşturmak anlamında. Onun dışında constitute. Bir de neyimiz vardı? Sorumlu olmak anlamında kullanıyoruz. Responsible for'la eş anlamlı. Bir de explain, açıklamak, izah etmek anlamında kullanıyoruz. Toplam 3 anlamı vardır. Geldiğim fenin sorularına. Şu bağlamı anladık değil mi? Şimdi hocalarım dediğim gibi bu şekilde de çözebilirsin. Şu şekilde de çözebilirsin. Şıklarda birbirine benzeyen iki şık var. Birisi Bursa, birisi Denizli. Ayrıldığı nokta neresi? Ayrıldığı nokta birisi zaten kontrol etmek için diyor. Birisi kontrol altına almakta kullanılan diyor. Bak buraya kontrol etmek için. Önceliğini neye var? Denizli'ye var. B'yi bağlaç cümlelerinde olmak diye çeviriyoruz. Geldim fene. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi özne ne? Famous for being one of the world's. Dünyanın en şuraya kadar virgülden sonraki
yapıya kadar birleştiriyorsun. Famous for, ünlü olmak, being, olmayla ünlü. Dünyanın en ölümcül hayvanlarından biri, olmayla ünlü olan bu hayvan. Şimdi mavi halkalı ahtapottan bahsediyor. Benim şuraya kadar öznem var. Hocam ben bu özneyi nasıl bulayım ya? Şöyle bulacağım. Çekimli ana yüklemi bul önce. Çekimli ana yüklemin nerede? Viçlerin, detlerin, huların içerisinde olmayan çekimli ana yüklemin is. O zaman bunun öncesi nedir? Bir öznedir. Öznen nasıl bir özne? Red Claws öznesi. Dünyanın en ölümcül hayvanların içinden biri olan ya da dünyanın en ölümcül hayvanları olarak bilinenlerden biri olan diyerek geçeceğiz. Bakalım. Is'dır'dır. İsim cümlesi atıyorum. Nedir? Hatta sıfat cümlesi atıyorum. Aslında oldukça nedir? Aslında oldukça uysaldır. Bilmiyorsun bu kelime, aşağıdan kopya çekersin. Ve harcar. İkinci yüklemin bir fiil olmuş. Ve harcar onun zamanın çoğunu kabuklarda saklanır. Bakalım. Özneden yürüsen bile. Şıklara baktık. Taktiksel yaklaşıyoruz. Birbirine benzeyen iki şık hangisi? Adana Bursa değil mi? Adana Bursa'dan yürüyeceğim aslında. Önceliğimi bunlara veriyorum. Dünyanın en ölümcül hayvanlarından biri olmasıyla bilinen mavi halkalı ahtapot güzel özne. Dünyanın en ölümcül hayvanlarından biri olmasıyla bilinen mavi halkalı ahtapot özne. Güzel özneler. Aslında bakıyorum. Aslında oldukça uysaldır ve ende dikkat bağlacımız burada. End bağlacı ve harcar diyeceğiz. Şimdi Adana'ya baktığında aslında vaktinin çoğunu deniz kabuklarının içinde saklanarak geçirdiği için, ne diyorsun? Dığı için, herhangi bir için, çünkü herhangi bir böyle bir as, in that, for, ne bileyim, now that, given that, seeing that, because bağlacım var mı? Yok. Ve bağlacım istiyorum. Ben V'den yürüyorum. Cevap direkt ne oluyor? Bursa oluyor. Bu kadar. Aslında oldukça uysaldır ve vaktinin çoğunu deniz kabuklarının içinde saklanarak geçirir. Bu kadar. Geldim diğerine. Oldu bağlacını yakaladım. Oldu ne demek? Rağmen zıtlık bağlıca. End bağlacı vermede de doğru cevap olur mu? Yok. End'i verecek hocalarım. To spend most of deseydi A olur muydu? Gene olmazdı. Çünkü orada bir için çünkü bağlacı lazım. Şimdi önce özne, sonra yüklem, sonra bağlaç. Olduğu yakalıyoruz. Peki, entleri saymalı mıyız hocam? Sayarsak faydalı olur. Ent de bir bağlaç olduğu için, önceliğimiz bağlaçtan gittiği için o endi vermesi lazım. Şimdi although discovered by accident, kazayla ve sonra geliştiriliyor sadece bilimsel sebepler için. Aslında burada bağlacını vermiş. Özne nerede? Scarce antibiyotik, penisilin olarak adlandırılan antibiyotik. Asıl öznemiz bu. Çünkü burada bir reduction atmış. Reduction'da özneyi tekrar ortak kullanacağım. Nadir olan hani bu antibiyotik, penisilin olarak adlandırılan antibiyotik kazayla keşfedilmesine rağmen ve sonra geliştirilmesine rağmen ben tesadüfen diye de çevirebilirim. Benim odağım neresi hocam? Öznen tamam, antibiyotik, penisilin olarak adlandırılan antibiyotik. Ama şu bağlacın kullanımına dikkat et. Keşfedilse de kazayla keşfedilmesine rağmen ve sonra enden geliştirilse de ya da geliştirilmesine rağmen bilimsel sebepler için. Benim o yapım bu şekilde. Birbirine benzeyen şıklara öncelik veriyorum. Birbirine benzeyen şık Bursa, Ceyhan, Denizli mi? Evet. Tesadüfen keşfedilip sonrasında tamamen bilimsel nedenlerle geliştirilmiş olmasına rağmen Adana olabilir. Bursa olabilir. Tesadüfen keşfedilmiş ve sonrasında. Bak, V yok burada. Değil mi? Bursa'da herhangi bir V var mı? Ve sonra demen lazım. V yok orada. O zaman Bursa patlar mı? Patlar. Ve sonrasında tamamen bilimsel nedenlerle geliştirilmiş olsa da penisilin. Ceyhan güzel. Tesadüfen keşfedilmiş olmasına rağmen ve sonra nerede? Daha sonra demiş. Daha sonra tamamen bilimsel nedenlerle geliştirilmiş olan değil. Geliştirilse de benim bu oldu yapısını buraya da dağıtmam lazım. O yüzden oldu mu bu da? Olmadı. Nereye gidiyor cevap sanki? Ceyhan'a gidiyor. Bakalım. Penisilin adlı az bulunan antibiyotik. Güzel. Özlem güzel. Ne oldu? Oldu. Haline geldi. Oldu. Çoğunlukla yaygın bir şekilde kullanılan ilaç haline geldi. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaygın olarak kullanılan bir ilaç haline geldi. Ceyhan. Süremi tuttum. Şıklarda birbirine benzeyen şıkları önceliğimi verdim.
özne yüklem ilişkisinden hareket ettim. Bağlacın olduğu yere dikkat ettim, işaretledim, geçtim. Bu kadar. Geldim son soruma. Şimdi according to bilim insanlarına göre, bir çalışmaya göre, bir araştırmaya göre bunu görüyorsan tabii ki de şık da according to yapılarına öncelik vereceğiz. Şıklarda gene Adana, Bursa, Denizli önceliğim mi? Evet. Adana, Bursa, Denizli'ye önceliğimi veriyorum. Şimdi bilim insanlarına göre ne bakalım, özne ne? Tarım yaklaşık 10 bin yıl önce insanların ilk defa buğday ve arpa yetiştirdikleri yakın doğunun verimli topraklarında başladı. Özne ne hocam? Özne tarım. Tarım başladı yüklem. Özne yüklem ilişkisinden gidiyoruz. Şimdi bilim insanlarına göre tarım başladı. Bilim insanlarına göre tarım başladı. Bilim insanlarına göre tarım başladı. Birbirine benzeyen iki şık hangisi? Birbirine benzeyen iki şık Adana, Bursa. Denizli'ye öncelik verme. Önce bir Adana, Bursa'ya git. Nerede başladı tarım? Yaklaşık 10 bin yıl önce, yaklaşık 10 bin yıl önce Van diyerek açmış. Şimdi 10 bin yıl önce olan 10 bin yıl önce anend yapısı var mı ki ben insanların ilk ekip biçtiği özellikle mesela zaman yapısı varsa dığdığı çevresi çünkü arkada özne yüklem ilişkisi oluyor Red Floss'ta. Red Floss'ta özne yüklem ilişkisi varsa birleştirmeyi dığdığı yapıyorum. Şimdi insanların ilk ekip biçmeye başladığı 10 bin yıl önce öyle bir şey var mı? Yok, bunu bir gönder. Yaklaşık 10 bin yıl önce zaman insanların ilk defa buğday ve arpa yetiştirdikleri yakın doğunun verimli topraklarında başladı. Verimli topraklara atıf yapman lazım. Şimdi 10 bin yıl önce verimli topraklarında buranın yakın doğunun verimli topraklarında ama nasıl yetiştirdikleri insanların ilk buğdayı ve arpayı oldu mu Adana? Oldu. Hocam buraya deniz olur mu? Bakalım. Yakın doğunun verimli topraklarında yaklaşık 10 bin yıl önce başladı. Çünkü ya da dıkça insanlar başladıkça herhangi bir dıkça herhangi bir içim bağlacım var mı ki? Yok. Gene neye gittik bakın? İki şık birbirine benzeyen yapıya gittik. Çok güzel bir relative clause ayrımı yapan soru gene yapacaktır. Relative clause'da zamanı mı birleştirme yapıyorum, mekanı mı birleştirme yapıyorum? Yetiştirdikleri yakın doğunun topraklarında diyorsan burada zamana değil mekana bir birleştirme yapman gereken relative clause açman lazım. O yüzden doğru cevap ne olacak hocalarım? Adana olacak. Anlaştık? Yetiştikleri yer alan dik verme olur. Aynen. Oyun sayesinde çevisi olabilir mi? Olabilir. Yok dil fen de bunlar evet. 3-3-3 sağlık sosyal fen gitti. Notumu alamadım da bağlaç cümlelerinde bir hangi anlamda kullanılır? Olmak diye çevirir hocalarım. Sınav zor olur mu bu sene? Ben rahat bekliyorum açıkçası. Hocam hafta yapılacak olan yurt dışı sınavı sosyal soruları nasıl olur sizce? Rahat olacak. Korkmayın hocalarım. Sosyal zor olmuyor. Sosyal kendi standartında gidiyor. Fen'in paragraflarından korkuyorum. O yüzden bol bol günde 5 tane paragraf muhakkak ki okuyalım. Onun dışında sağlıkçılarla birlikte dua ediyoruz. Ben de bu sene sağlıktan gireceğim uzun zaman sonrasında. Yaklaşık bir 3 senedir hep sosyalden giriyordum. Bu sene ilk defa sağlıktan gireceğim. Geçen sene, geçen Şubat sağlık korkunç olduktan sonra destek ekip adına sağlıktan giriyorum. Merak ediyorum çünkü soruları. İnşallah ki sağlıkta Ağustos olduğu için çok fazla zorlayacak diye düşünmüyorum. Ama gene de dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlıktan giren aday sayısı ne kadar çok artarsa sağlığı o kadar zorlaştırmaya başladılar. O yüzden sağlıkçılarım alansal ayrım yapmadan kesinlikle sosyal ve fenin gramerlerini, cümle tamamlamalarını, clause testlerini çözmeden sınava girmesinler. Özellikle gramer noktasında, kelime noktasında diğer alanlarda, şıklarda gelen kelimeleri de muhakkak ki görmüş olmanız lazım. Çünkü alansal bir ayrım söz konusu değildir efendim. Önümüzdeki hafta programından bahsedeyim. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü mini denemeler çözeceğiz. Her bir mini denemenin PDF'ini bir gün öncesinde Telegram grubundan atacağım. 40'ar soruluk şekilde devam edeceğiz. Onların çözümlerini saat 3 ile 5.30 arasında YouTube'dan ya da gene hani Zoom üzerinden yapıp YouTube'a yükleteceğim ve cumartesi günü saat 12'de son vuruş dersi yapacağız birlikte hocalarım. Haftanın 4 günü önümüzdeki hafta birlikteyiz. Sizden tek bir ricam var. Lütfen çalışmalarını son güne kadar bırakmayın. Kelime çalışmaları dahil olmak üzere bu zamana kadar öğrendiğiniz kelimeleri baştan sona bir tekrar edin ve deneme çözdükçe karşınıza çıkan bilmediğiniz kelimeleri çıkarıp onları da bir gün böyle uyumadan önce şöyle bir listeleyip şöyle bir gözden geçirirseniz muhteşem bir çalışma olur efendim. Şimdi kendinize
Evet, çok çok iyi bakıyorsunuz. Bu ücretsiz materyalinizi nasıl ulaşabilirim? Zoom'a atayım diyorum. Telegram grubuna atayım, üzerine notlu bir şekilde de, notsuz bir şekilde de oradan ulaşabilirsiniz. Mini denemelerde Sınav Kampı ve Ece Hoca Telegram gruplarından atacağız hocalarım. Instagram kapalı ama hani değiştirerek girebiliyoruz şu anda. Instagram'da da Ece Hoca YDS Instagram hesabının biosundaki linkten Telegram gruplarımıza ulaşabilirsiniz efendim. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize ayrı ayrı mutlu pazarlar diliyorum.